Sevgili canlar, bekçi yılanlara geçmeden gelin bu hikmetin yaşanmasına etmen olan olaylar silsilesini en başından dinleyelim. İnsanlığa ibret ve hikmet dolu az sonra anlatacağımız yılanların türbeye bekçilik yapmasını ve öncesindeki nice akıl almaz ancak gönül diliyle ve haliyle çözülecek hikmetleri sonuna kadar dinlemenizi rica ederiz. Çorum ili merkeze bağlı eski adıyla Sarin, yeni adıyla Çalyayla köyünün Akkol mevkiinde bulunan Haydar Sultan Türbesi, yaklaşık 4 sene evvel vakıf başkanımız Erdal Doğan tarafından yıkılmak üzere ve bakımsız bir haldeyken restore edilip onun batın aleminde gördüğü hal üzerine sandukaları yapılmıştır. Yapılan sandukalar 4 gerçeğe aittir ve onların nazarı üzerinde orada yatmaktadır. Bu gerçekler Haydar Sultan, Deli Seydi, Tabanı Büyük Er Mustafa, Karadonlu Can Baba'dır. Bu zatların sandukaları yapıldıktan sonra çevre restorasyonu için bahçede bulunan pelit ağacının budanması gerekti. Haydar Sultan'ın nazargah olarak diktiği ulu ve gür pelit ağacına hiç kimse dokunamaz ve bir dal dahi alamazken ağacın dallarının türbeye zarar vermemesi için uzun dallar budanıp çevre düzenlenmesi sağlanmıştır. Budanma esnasında orada olan canlar sanki bir ağacın değil de bir demirin kesilişine şahit olurcasına ağaçtan kıvılcımların çıktığını görmüşlerdir. Sandukalar ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra büyük bir açılış ile hem türbe ziyareti açılmış hem de insanların birlik ve beraberliğini sağlamak için tören düzenlenip törene gelen canlara şifalı olması için kurbanlar kesilmiştir. Kurban sahipleri kurbanlarını sırayla bu pelit ağacın dibine dua zimamlarla getirmişlerdir. Erdal Baba tarafından yapılan dua ile tekbirlenen kurbanlar kendileri secdeye inip meydana yatmışlardır. 7 kurban o halde yan yana yatar halde hiçbir insanın müdahalesi olmadan dakikalarca yapılan duayı dinlemiş ve Erdal Baba kalk demeden ayağa kalkmamışlardır. Yaşanan bu olay Anadolu Dernek TV tarafından canlı yayında gösterilerek yayınlanmıştır. Tören öncesi yapılan Edep Erkan ile 7 tane kurbanın söz dinlemesine, kendi rızalıklarıyla teslim olup nişanlarını göstermelerine, ayrıca kalk demeden kalkmamalarına yüzlerce insan tanık olmuşlardır. Bizlere ve insanlığa ibretlik bir teslimiyet dersi vermişlerdir. Bunun gibi güzel olaylar o gün içinde vuku bulmuştur. O gün içerisinde tanık olduğum birkaç hikmeti daha paylaşacak olursam, Erdal Baba törende hava çok sıcak olmasına rağmen canlar bugün yağmur yağacak ve o rahmetten sonra semahlar olacak demiştir. Bu sözün üzerine belli bir vakit geçince yağmur yağdı ve sonrasında gökyüzünde 3 tane gökkuşağı belirdi. Gelen ziyaretçiler ile birlikte bizler de yaşanan bu hikmete şahitlik ettik. Törenin geç saatlere kadar devam etmesiyle ateşler yakıldı. O güzel zatların hikmetleriyle yakılan ateşin közü üzerinde coşku ve hak aşkı ile yalın ayak semah dönen canlarımızın hiçbirinde bir yanık izi dahi olmadı. Hem semah dönenler hem bu duruma şahit olanlar duygulu anlar yaşadı. Buna benzer nice hikmetli hal ile birlikte bu coşku ve güzelliği hep taze tutmak adına törenin her yıl tekrarlanmasına karar verildi.
Tören sonrası İstanbul'a giderken Erdal Baba, araç içerisinde benimle sohbet yaparken Haydar Sultan'a o bölgede türüne rastlanmamış, eşi benzeri bilinmeyen, sarı gagalı, geniş kanatlı, kahverengi ve sarı tüyleri olan bir kuşun gelerek ulu pelit ağacının dalına konup sonrasında türbenin önündeki ağacın önünde ruhunu teslim edeceğini söyledi. İstanbul'dan Akkol mevkiinde yaşayan Erdal Akkollu Atlıcan'ı arayıp türbeye gidip bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Erdal Akkollu, ulu pelit ağacının dalında tıpkı Erdal Baba'nın tarif ettiği gibi bir kuşu gören Erdal Akkollu, İstanbul'da bulunan bizleri arayarak durumu bildirdi. Hemen ardından daldaki kuşun resmini bizimle ve canlarla paylaştı. Olayın üzerine Erdal Baba tekrar köydeki Erdal Akkollu'yu arayarak kuşun ruhunu teslim edeceğini ve oraya mezarını yapmalarını gerektiğini söyledi. Bu halin akabinde can teslim eden esrarengiz kuşu ağacın yanına defnedip mezarını yaptılar. Erdal Baba'nın söylemi üzerine de kuru bir dut ağacı fidesi dikildi. Fideyi diken canların bunca hikmetlerin üzerine bu kuru dalın yeşereceğine inançları tamdı. Haydar Sultan'a ziyarete giden canlarımız kuşun mezarını ve üzerindeki yeşermiş dut ağacını bahçede görebilirler. Aradan geçen 2 yılın ardından Erdal Baba İstanbul'dayken bahçedeki kesilmiş pelit ağacının dalları altına bir dişi, bir erkek yılan ve 5 yavrusunun türbeye bekçilik yapması için geldiğini Erdal Baba'nın mürşidi Daştan Baba kendisinin rüyasına girip "Ben ve Salman Derviş'in naaşını taşı. Seni orada bir dişi, bir erkek ve 5 yavru yılan karşılayacak." şeklinde uyarıda bulunarak naaşının taşınacağı yeri de söylemiştir. Türbeye gitmeden evvel Erdal Baba bizlere, "Orada yılanlar bizleri karşılayacak. Tüm ayak sesine rağmen bizler işimiz bitene kadar türbelerin üzerinde gezecekler. Gidince de bizleri uğurlayacaklar." dedi. Hava soğuk olmasına rağmen yılanlar tıpkı söylendiği gibi türbede bizleri karşıladılar. Ustaların yanında çalışma bitene kadar dolaşıp sandukaların üzerinde gezindiler. Ustalar ve bu durumla karşılaşan canlar hayretlere düştüler. Ve bu durumu gerek resimle gerek videolarla kayıt altına alanlar oldu. Yılanların bu durumu sebebiyle türbeye gelen ziyaretçilerin türbe içinde kesinlikle uyumamaları gerektiği konusunda bizlere ve köylülere uyarıda bulundu. Daştan Baba'nın batından buyruğu üzerine naaşlarının Haydar Sultan'ın diğer tarafında bulunan mekana nakledilmesiyle ve yılanlara nöbetin tekrar devredilmesiyle insanlığa bir hikmet ve oradaki hizmet tamamlandı. Haydar Sultan türbemizi ve hüküm ve hikmetleriyle insanlığa ışık olan oradaki gençleri tüm canlar ziyaret edebilirler. Saygılarımla. Haydar Sultan türbe açılışında yaşanan 7 kurban olayını üstteki linkten seyredebilirsiniz.